Evet sevgili dostlar, tekrar karşınızdayız. Şimdiki zamanda meraktan ibaret iki insanla birlikteyiz. Meraktan ibaret yani. Gerçekten merak ediyorlar. Bence çok gençler halen ama kendilerine yaşlı diyorlar. Bence asla yaşlı değiller. Son derece gençler. Ve ben gerçekten Türkiye böyle değerleri yetiştirdiği için mutluyum, gururluyum ve geleceğe de umutla bakıyorum. Halen daha onların talebeleri olacak. O talebeler de bu Türkiye'ye sahip çıkacaklar. Bu şekilde aydınlanacağız. Çok sayıda mailiniz, iletiniz var, mesajlarınız var. Instagram'a bile atıyorsunuz, tweet'ten atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Birazını paylaşayım. Bizim Necef abladan başlayayım, Necef Uğurlu. Diyor ki şahane program Gürkan, oksijen maskesi gibi oldu bize diyor. Nefes alıyoruz diyor. Bir başka izleyicimiz, iş yerindeyiz şu andan, internete koyarsanız çok memnun oluruz. Aklımız orada kaldı diyor. İki şahane hoca, evet yükleniyor mu? Ha şu anda yükleniyormuş zaten. Celal Şengör ve Ali Demirsoy'un hayranıyım. İkisi sayesinde kendimi geliştiriyorum. Gürkan Bey bize çok büyük bir hizmet yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz diyor. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki programı soluksuz izliyorum, seyrediyorum. Fakat bir ricam olacak Sayın Celal Hocam diyor. Her gülüşünde o kadar güçlü gülüyor ki hopluyorum yerimden diyor. Bir izleyicimiz. Sevgilerini iletiyor tabii sağ size. Olsun, sağ olsun. Çok güzel program diyor. Bir başka izleyicimizden şimdi şöyle bir mesaj var. Onu da cep telefonuma atmış. Günaydın. Bu program her cumartesi var mı? Hayır, bundan sonra her cumartesi var ama Celal Hocam da Ali Hocam da ne zaman uygun olurlarsa o zaman davet edeceğiz. Şeref verirler her zaman. Sadece Celal Hoca'yı arıyoruz. Fatih onunla program yapmıyor. Hoca benden 2 gün büyüktür. Semih Kalkanoğlu, Hacettepe Üniversitesi elektronik mühendisi. Tanıyor musunuz? Evet. İki gün büyükmüşsünüz. Evet. O bana yazıp durur. Öyle mi? Arada bir, evet. Tamam. Şimdi siz hocam bir yerde kalmıştınız. Oradan devam edelim. Nerede kaldıydım? Bizde kaldım. Hayır. Sizden önce sonra şeye verdim. Siz dediniz ki hipotez, yani Darwin'in hipotez, her hipotez çürütülebilir ama evrim kuramı çürütülemez dediniz. Oradan mı devam edelim? Oradan devam edelim. Şimdi bak şöyle bir şey var arkadaş. Bize paleontoloji dünyadaki canlıların değişmiş olduğunu gösteriyor. O kesin. Fakat Cuvier diyor ki bu diyor felaketlerle olmuştur. Nasıl felaketlerle olmuştur? Dünyada bir canlı grubu vardı. Dünya çapında bir felaket oldu. Bunlar yok oldu. Yenileri çıktı ortaya. Sonra bir felaket daha oldu. Ondan sonra yenileri çıktı ortaya. Fakat bu arada türler hep sabittir. Değişmez. Değişiklik ne zaman oluyor? Bir felaketten ötekine giderken oluyor. Şimdi Hocam bir araya hiç dağıtmadan bir şey soracağım. Mesela tıbbın gelişmesiyle de bu doğal felaketin bir başka türünü yaşıyor muyuz? Ne demek istiyorum? Yani sizin mesela kanser hücresi var. Bu tıbben yok ediliyor. Veya sizin ömrünüz uzatılarak o kanserli hücre sonucunda yaşamınızı kaybetmemeniz ama gelecek nesillere bu kanserli hücreyi aktarmanız sağlanıyor. Evrime bir müdahale sayılmaz mı? Sorun şey doğru. Bunun Cuvier'le alakası yok. Alakası yok. Cuvier'inki büyük doğal afetler diye düşünüyor. O kadar da hızlı oluyor ki. Mesela mamut donarak ölüyor. 10 bin sene evvel ölmüş olan hayvanın etini bugün yiyoruz. Evet. Bu diyor ki ya bu ancak diyor bu hayvan ölür ölmez donarsa olur bu diyor. Çünkü yanlış yorumluyor. O diyor ki bu fil herhalde diyor buzun içinde yaşamıyordu. Bu sonradan geldi. Fakat jeologlar James Hutton'dan başlamak üzere 18. yüzyılda yani 1785 1795 diyorlar ki ya kardeşim böyle afetler dünyada yok, olmuyor böyle bir şey. Şimdi bunun kökü nereden geliyor? Tabii Nuh tufanından geliyor. Jeologlar diyorlar ki ya kardeşim böyle bir şey yok. Olmayınca nasıl izah edeceksin bunu? Zaten Cuvier bir yerde takılıyor. Cuvier'e soruyorlar. Bu yeni hayvanlar nasıl oluştu? Ben bilmem diyor. Cuvier çok akıllı bir adam. Fakat Cuvier'in öğrencisi Charles Darwin'i toute puissance créatrice.
Yani ne hocam? Büyük yaratıcı güç. Onu koyuyor işin içine. Fakat Lamarck o zaman diyor ki ya diyor, bu herhalde böyle değil. Bu hayvanların içinde diyor, onların çok kullandıkları organlarını geliştiren bir itici güç var. Diyor, bunlar öyle gelişiyorlar diyor. Fakat Lamarck'ın yaptığı hata, bunun biyolojisini adam gibi yapmıyor ve 1800'lerin başında Napolyon'un başkanlık yaptığı bir akademi toplantısında Cuvier canlı okuyor Lamarck'ın. Çünkü Cuvier'in elindeki gözlem miktarı inanılmaz. Ben Fatih'i şeye götürdüm. Paris'teki Altaylı Cuvier'in koleksiyonunu gördü Fatih. Ya Gürkan Bey, 30 bin iskelet be kardeş. Bu adam toplamış. Fatih gezerken bu adama olan bütün saygımı kaybettim. Abi neden dedim? Neden? Bu manyak abi dedi. Bu normal bir adam değil dedi. Normal adamın yapacağı iş değil bu dedi. Şimdi ondan bizde sonra... Bizde kaç iskelet var hocam? Efendim? Bizim... Hocama sor. Hocam kaç iskelet var bizde? Bir tane evinde müze kurdum. Ankara'da bir fili koydum. Bir iki üç tane de şeyde var, metada var. İki tane de İzmir'de var. Gerisi de yok. Beş tane falan mı yani toplam? Toplam. Bu adam bir ömür boyu 30 bin topluyor abi. Ve bu o kadar hakim ki şeye. Bir gün bir küçük şey getiriyorlar. Onu bir program daha yaparsak buraya getiririm. Hocam şimdiden sözünü alalım. Haftaya tabii. Ali Hoca gelecek. Haftaya işiniz yoksa bu sefer çıkışta köfteler benden olsun. Haftaya ayın kaçı oluyor yani? Bugün ayın... 19'u. Evet, haftaya 19'u. Ali Hoca İstanbul'da zorlu... Yani ben de... Eğer uygunsanız haftaya bir daha yapalım. Boş. Ay harikasınız. Tabii. Sözü aldık sevgili izleyiciler. Evet. Gene beni sabahın köründe kaldıracaksın. Sen de beni temizlemeye niyetlendin yani. Buyurun. Şimdi bir jips içerisinde, bu Paris'in jips tabakalarında bir kemik... Gürkan'cığım şu kadar. Resmen şu kadar ve ince, toplu iğne gibi. Küveye getiriyorlar, diyorlar böyle şey. Bakıyor küveye, bu diyor marsupial, yani keseli bir hayvan. Fakat diyor, bunun diyor nesli tükenmiş. Bu diyor bir Amerikan faresi, keseli fare. Ulan diyorlar, yani şu kadar kemikten, bakın diyor. Şurada eğer korunma iyi olmuşsa, şurada da diyor marsupial kemiğini bulacağız. Bunu gösterir misin diyor. Peki diyor. Ama diyorlar akademinin önünde. Peki. Toplantı yapılıyor Fransız Bilimler Akademisi. Cuvier eline bir toplu iğne alıyor. Biliyorsun jips yumuşaktır. Yani tırnağınla bile çizer. İğneyle temizliyor. Marsupial kemiği çıkıyor. Onun yanına kırmızıyla bir X koyuyor. En önde oturana veriyor. Ayakta alkışlamış. Bilgiyi düşünebiliyor musun abi? Şu kadar bir kemikten. Alexandre Bonnard'la Paris civarında dolaşıyorlar. Montmartre'da. Oradaki yine bir tabakalar arasında bu sefer iri bir kemik görüyorlar. Cuvier'e bakıyor. Bu diyor tapir. Ama diyor soyu tükenmiş bir tapir. Müzeye gidiyorlar, işçileri getiriyorlar. Orası temizleniyor falan. Hakikaten abicim soyu tükenmiş bir tapir çıkıyor. O tapir bugün müzede. Ve onun hakkında makalesi vardır Cuvier. Tapir de yok şeyde biliyorsun. Yani bu inanılmaz bir bilgi birikimi. Fakat bu adam yavaş yani evrimi reddediyor. Değişmek tamam. Yani değiştiğini o da görüyor. Ama diyor bu ali oluyor. Nasıl olduğunu da ben bilmiyorum diyor. İşte Lamarck da diyor ki ya bu böyle olmaz. Ondan sonra bu tartışma 1832'de Fransız Bilimler Akademisi'nde bir şey vardı, şiddetli bir tartışma. Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier ile beraber. Orada da evrimciler mağlup olmuşlar. Cuvier baskın çıkmıştır. Fakat bu haber Goethe'ye ulaşıyor Weimar'da. 1832 hatırla. Fransa'da da ihtilal yanılır. Kralın kovulduğu 1830 ihtilalinden sonra falan. Bir sabah Ekerman geliyor, Cuvier'in sekreteri. Cuvier'in diyorum, Goethe'nin sekreteri. Bir bakıyor, Goethe çok heyecanlı, ayakta falan. Ekerman'ı görüyor. Ya diyor, Paris'ten haberleri duydun mu diyor.
Kerman efendim diyor, zaten diyor işte böyle bakanlarla diyor sonunda olacağı buydu deyince. Goethe diyor ki ya ben ondan bahsetmiyorum diyor. Ben diyor akademikteki tartışmadan bahsediyorum diyor. Goethe evrimcilerden yana. Evrimin ortaya çıkabilmesi için, yani insanlar tarafından anlaşılabilmesi için mekanizma lazım. İşte bu mekanizmayı bulmak iki adamın marifeti. Darwin ve Wallace. Birbirinden bağımsız buluyorlar. Nasıl buluyorlar? Malthus'la buluyorlar. Malthus'u okuyorlar. Diyorlar ki la hakikaten nüfus kontrolsüz bir şekilde artarsa bir şekilde buna bir kontrol getirmek lazım. Tabiat bunu yapıyor. Başarılıyı seçiyor. Ama bak Ali Hoca biraz önce bir şey söyledi. Kaynadı o laf. Darwin geçti. Doğru. Şimdi bugünkü bizim modern sentez diyorlar buna. Modern sentez biyolojide üçlü bir ayağa oturur. Darwin ve Wallace'ın seçme teorisi. Mendel'in genetiği. Hugo de Vries'in mutasyon dedi ya biraz önce. Tespih kırıldı, yere düştü. Mutasyon teorisi. Bu üçüne dayanır bugünkü evrim. Değil mi? Ve ondan sonra tabii moleküler düzeyde bunun çözülmesi ki işte onu şeyle başladı bu. DNA'nın Watson ve Crick'le başladı. Ve Jacques Monod, André Wolff, François Jacob bu üçü de Nobel aldılar biliyorsun. İşte bunlar ilk defa genetik kodu okudular. Ve ondan sonra yani ben evrime inanmıyorum dersen gerizekalı derler adama. Ha, şimdi bunların hepsi açıklamalı hipotezlerdir. Bunların daha iyisi gelebilir. Yalnız hiç değişme yoktur efendim. Biz Adem'den beri geldik gidiyoruz. Ha bu doğru değil. Çünkü genelleştirilmiş teorileri ispat etmek mümkün değil. Çünkü gözlem sayısız miktarda yapmak lazım. Onu yapamıyorsun. Ama bir tek ters gözlem bütün şeyi çürütür. Bütün hipotezi çürütüyor. Dolayısıyla bugün kutsal kitaplarda anlatılan yaşam tarihinin doğru olmadığını biliyoruz. Bitti. Yani bunun üzerine durmak enayilik. Peki şimdi şöyle bir şuradan devam edelim. Demin o soru sordum ama kaynadı. Bir sosyolog arkadaşımız Tolga Gürakar. Siz de tanıyorsunuz herhalde. O diyor ki kolektif bilinç nasıl aktarılıyor diyor. Örneğin şimdi mesela Mayalar var değil mi? Bizim Amerika kıtasında gördük ki kıta Avrupa'sından, Orta Doğu'dan önce aslında bir medeniyet kurmuşlar orada insanlar. Ve o medeniyet... Doğru değil. Değil mi? Hayır. Buyurun. Doğru değil. Maya'dan önce Olmekler var. İşte onları da indiriyorsun milattan önce 2000'e kadar. 2000'e kadar. Halbuki Avrasya çok daha eski. Ve düşün ki bu adamlar abi tekerleği bile icat etmemişler. Bırak medeniyeti, tekerleği bile icat etmemişler. Diyeceksin ki ama kardeşim muazzam bir takvim var. Evet. O takvim niye var? Din için var. Aslında tarım için var. Ama takvimi yapabilmek için işi gücü olmayan adam lazım. Yani herif oturacak, ömür boyu yıldız gözleyecek. Bu ancak tarım toplumlarında mümkün. Avcı bunu yapamaz. Avcı toplumları çok küçüktür. İşbirliği böyle değildir. Ama tarım toplumları öyle değil. Hocam bir de herhalde Harp Akademilerinde misin bir sunumunuz var harikulade. Orada diyorsunuz ki insanlar ikiye ayrılır. Daha doğrusu şu anda toplumu da aynı şekilde analiz ediyorsunuz. Avcılar ve tarımcılar. Evet. Avcılar ve çiftçiler. Çiftçiler değil mi? Ve medeniyet... Geleceğim hocam size. Medeniyet çiftçi olmadan olmuyor. Evet. Çünkü çiftçi yerleşiyor. Yerleşik düzene geçiyorsun. Yerleşik. Sosyal faaliyet o zaman gelişiyor. Evet. O nedenle 12 bin küsur yıl önce dünyada iklim kuraklaşmaya başlayınca su başlarına toplanıyorlar. Nereye? Uzak doğudaki Sarı Nehri'nin kenarına, Pencap'a, Mısır'a ve Mezopotamya'ya sosyal etkileşim doğunca gördüğünüz medeniyetler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu son derece önemli. Yani zorunlu olarak hatta Orta Amerika'daki medeniyetlerin doğuşu da öyledir. Ve eğer bir gün yan yana geldiğimizde
Mezopotamya'da niye bu böyle oldu, niye gelişti? Onu da Medeniyet mi? Medeniyet demeyelim ona. Kültür. Abicim medeniyeti. Medeniyeti ben şöyle tanımlıyorum. Sizler ve ben birbirimizi öldürmeden değişik fikirlerde olabiliyoruz. Bu medeniyettir. Bunu da icat eden Yunanlıdır. Daha önce yok. Ekrem Akurgalı. Abi şahane bir kitabı vardır. Orient und Occident. Doğu ve Batı. Ali Hocam belki hatırlayacaktır. 50'li yılların başında Nimet Akdes Kural, dil tarih coğrafyada tarih profesörü, tabii Nimet Akdes Kural Rusya'dan gelenlerden, adam gibi okumuş adamlardan. O zaman bir seminer serisi yapıyor. Ekrem Bey de diyor ki, Ekrem sen bize bir seminer ver diyor. Peki diyor Ekrem Hocam. Verdiği seminer Atatürk ve tarih ilmi. Bu belletede yayınlandı. Orada ne diyor biliyor musun? Bakın diyor, Doğu ile Batı arasında diyor çok önemli bir fark var. Doğu'da bir şey icat ediyorsun. Takılıyor kalıyor. Nesiller boyu aynısı yapılıyor. Çünkü Doğu'da ben Ali hocamı tenkit edemiyorum. O hoca, ben onun dizinin dibinde, o bana ne söylerse o. Yunanlı böyle değil. Yunanlı sürekli birbirini tenkit ediyor. Peki bu tenkit nasıl gelişiyor? Doğu'da din ve ticaret dışında yazılı kaynak yok. Roman yok. Efendim söyleyeyim. Bilmem ne yok. Ya din ya ticaret yani fatura düzenliyor. Yunanlılarda Pisistratos, Atina tiranı herif, aynı zamanda iş adamı, tüccar. Pisistratos diyor ki ulan her evde dedeler Homeros ve Hesiodos destanlarını anlatır. Ezbere okuyor dedeler. İşte torunlar, çocuklar da dinliyorlar. Ya şunu yayılmasa. Gürkan bunları yazılı hale getiriyor. Bir yayın evi kuruyor abi ilk defa. Ve Atina'da pazar, işte kimisi tavuk satıyor, kimisi bilmem ne satıyor falan. Bir de bakıyorsun bir tezgah kitap satılıyor. Millet Batı Köşkü'yü satın almaya. Akşam dede başlayınca Homeros'u okumaya, ufaklığın elinde de kitap var bu sefer. Dede diyor, bir satır atladım. Dede birdenbire tenkit edilir hale geliyor. Ve Ekrem Hoca hep derdi ki, bir nesilde Yunan toplumu demokrat oluyor. Bir nesil sonra. Çünkü bu tenkit işin içine giriyor. Doğru. Ve o büyük kitabında Ekrem Bey diyor ki, bakın diyor, şimdi Mısır medeniyeti diyoruz, değil bir kültür. Şimdi Mısır'da kardeşim, resimlere bak hepsine. Ulan 2000 sene bu. Başka bir şey yok. Bütün mesela sahne oyunları monolog. Koro yok. Diyalog yok. Yunan'a bir geçiyor bunlar. La bir nesil içerisinde diyor. Bir bakıyorsun. Disk adam, atlet. Anatomik olarak her tarafı doğru. Ölen Gal İskit savaşçısı. Herifin yarası bile doğru. Gözlem var diyor. Doğan Kuban bana bir gün dedi ki hocam. Resim ve heykel yapmayan toplum bilim üretemez. Aynen üretir. Çünkü tenkidi olarak bakmayı öğrenmiyoruz. Şimdi ben Ali Hoca'nın portresini yapacağım. E kardeşim Ali Hoca'ya çok iyi bakmam lazım. Siz çok iyi bakmışsınız. Girerken şey dediniz. Ernst Haeckel'e benziyor. Ya ben Ali Hoca ya ben diyorum ben öğrenci. Fotoğraf mı getirelim hocam? Ben öğrenciyken Ali Hoca'yı tanıdıydım. İlk intibamı mavi gözlerle falan. Ula dedim bu Ernst Haeckel. Yani bu kadar olur be kardeşim. Rev karnına mı oldu dersin hocam? Vay be bir de aynı meslektesiniz hocam yani. İkisi de. Geliyor mu çocuklar ekrana? Ernst Haeckel. Onun o şapkalı bir resmi vardır. Şapkalısını bunun bulamadınız mı? Bu. Ya yani o hele ben o şapkalı resmini gördüydüm. Benim evdeki kitaplardan birinde. Ulan Ali Hoca'yı ben ilk gördüm. Ana dedim bu Ernst Haeckel. Bu kadar olur. Dolayısıyla büyük bir dikkatle gözlem yapmayı öğreniyorsun. Tenkit
gözlem yapmak ve abicim tenkitle beraber insana saygı geliyor. O dede kendini tenkit eden torununa dinliyor, saygı duymayı öğreniyor. Hocam orada bir fikir anlatayım mı? Buyurun. Adam biri resim sergisine gidiyor. Resmin birine bakıyor, 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 diyor ki çizmeler diyor yanlış yapılmış. Bu resmin diyor çizmesi böyle olmaması lazım. Toplanıyorlar. İnceliyorlar, adamın söylediği doğru. Adam diyor ki ben diyor üzerinde oynayıp düzelteceğim. O tenkit eden adam tekrar geriye çekiliyor. Tekrar bakıyor, diyor ki kılıç da diyor yanlış duruyor. Yine toplanıyor, bakıyorlar kılıç yerinde. Adama diyorlar ki senin mesleğin ne? Diyor ki çizmeci. Çizmeden yukarı çıkma diyor. Fakat şimdi ben bakın bu çok enteresan bir fıkra. Neden? Aslında herkes her şeyi tenkit edebilir. Ama geldi. Ha, ama heykel geldi mi? Ha işte bak abi. Evet. Allah aşkına. Ha, fotoğraf. Ya bak şunu gördüğün zaman. Biraz daha büyütebiliyor musun şey? Sen ne dersin Ali Demirsoy? Celal abi herhalde İstanbul'da biraz bana böyle bir şapka bulabilirsin. Ankara'da abi hocam derhal ya derhal. Size Viyana'dan getiririm. Vallahi billahi. Abi tam Erzekel ha. Değil mi? Evet evet. Çok gerçekten Türk beyiz. Gözler mavi. Tam evet. Tam Hekel. Evet. Şuraya bak ya. Ali Demirsoy. Ali Hoca'yı da alta verin. Alta ver. Evet. Alta ver Dersun. Ali Demirsoy Yena'da. 19. yüzyılda. Almanya'nın ortasında. Veriyor musun alta? Evet, Ali Demirsoy'u da alta ver diyorum. Evet. Evet biz programımızı da... Şimdi... dolayısıyla bireye hürmet geliyor. Bireye hürmetle beraber özgürlük fikri geliyor. Ekrem Hoca diyor ki o yazısında. Akurgal. Akurgal diyor ki Batı'da diyor kişi özgürlüğü var. Doğu'da yok. Ve bu hiç gelişememiş Doğu'da diyor. Bak bu çok ilginç. Atatürk diyor bunu gördü. Büyük İskender diyor Doğu ile Batı'nın sentezini yapmaya kalktı. Olmadı diyor. Romalılar Doğu ile Batı sentezi yapmaya kalktı. Olmadı diyor. Çünkü diyor kölelikle özgür insan sentezi olamaz. Yani bunun ikisinin ortası yok. Ya kölesin ya özgürsün. Atatürk bunu gördüğü için diyor tamamen Batı'yı tercih etti ve dedi ki diyor Doğu yok. Bu 1951'de söylemiş bunu o şeyinde konferansında. Daha sonra bu Orient and Occident kitabı, Gürkan'cığım utanarak söylüyorum. Bu kitap Almanca yazılmış. Ekrem Bey'den istemişler. Şahane bir kitap. Abi iki defa İngilizce'ye tercüme edilmiş. Bir İngilizler bir Amerikalılar birbirinden bağımsız tercüme etmişler. Fransızca'ya tercüme edilmiş. İtalyanca'ya tercüme edilmiş. Türkçe? İşte o yok. Düşünebiliyor musun ya? Bu adam bizim adamımız mı? Ankara'da Ali Hoca nasıl profesörse o da profesördü. Evet. Yani nur içinde yatsın Ekrem Bey. Değil mi? 90'lı yıllarda mı? 2000'de mi öldü? 2001'de. 2001'de öldü değil mi? Ben öyle. 205 üniversite ne yapıyor Allah aşkına? İşte 205 üniversite yok ki hocam. Bir tane bile yok hocam. Bir tane bile yok. Yani yok işte siz benden yaşlısınız. Bu sisteminin içini dışını benden iyi biliyorsunuz. Yok ya. Evet. Şimdi devam edelim. Hocam size sorular var. Bir de hatırlatmamı istediğiniz sorular da var. Onları da soracağım ama. Öncelikle Darwin'i bir bitirelim. Darwin'in çalışmalarına benzer bir çalışmanız oldu mu sizin? İzleyicilerimiz merak ediyorlar. Efendim bir televizyon programında 2000 yılında Hulki Cevizoğlu'na bir program yapmıştık. 7 saatlik mi 6 saatlik mi çok da reyting aldı. Ben de bayılarak izlemiştim o programı. Evet. Orada söylediler işte hep uyandan buyandan örnek veriyoruz. Dedim ki uyana buyana gitmenize gerek yok. Benim şu anda mütevazı kurduğum bir müze var Ankara'da, Böcek Müzesi. Gelin bakın dedim. Şimdi ben tesadüfen Atatürk Üniversitesi'nde asistan oldum. Öyle kilolu mülü de değilim. Oldukça atletik de bir yapım vardı. Her hafta sonu Ejder Tepesi'ne çıkıyordum. Yok bilmem ne tepesine çıkıyordum.
Bu arada bana çekirgelerle ilgili Tevfik Karabağ şey verdi, bir tez verdi. Ben dağların başına çıkıyorum. Bu çalışacağım hayvan grubunun bir tanesi yalnız 2000 metrenin üzerinde yaşıyor. Hmm. Alta inanmıyor. Buzul döneminde gelmiş. Ve buzul arası dönemde geriye çekilen derken bir kısmı geriye çekiliyor. Yani kuzeye doğru. Angora elemanları diyoruz. Bir kısmı yüksekte dağların başına doğru çıkıyor. Tabi dağların başına çıkınca ultraviyole ışınlarla yani mutasyon yapan ışınlarla daha çok karşılaştıkları için değişime uğruyorlar. Yani çeşitlenmeye başlıyorlar. Şimdi aşağı inemiyor sıcaktan dolayı ama karşıdaki dağa merhaba diye sesi gidiyor ama kendisi gidip çevreşemiyor. Dolayısıyla bütün bu dağların başında böyle öbek, 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 öbek bu hayvanları ben topladım. Zekam orta olduğu için, bilgim de yeterli olmadığı için. Hayır öyle öyle öyle. Neyse. Kendime göre bir şey şöyle kuram geliştirdim. İşte efendim aynı Darwin'inkine biraz da benzer. Bir şeye dikkatimi çekti. İki dağ birbirine yakın, arada bir kilometre var. Buradaki tepedeki öbürsünden farklı. Ama bunun yanında bir dağ daha var. Bu da bundan farklı. Bu da bundan farklı. Bu sefer Hakkari ile Edirne arasındaki dağlardaki bütün bu hayvanları masanın üzerine koyunca bir şeyin farkına vardım ki bunlar bir yerden girmişler. Muhtemelen tek bir hayvan olarak girmiş. Hepsi dağın başına çıkıyor mutasyona karşılaşınca seçilme, doğa seçilme uğruyor ve farklılaşıyor. Şimdi bak bu Galapagos ispinozları var ya da evet. Aynısı. Ben bunları böyle oturtturdum. İşte kendime göre de bir açıklama yaptım. Sonra Almanya'ya gittim ama Almanya'ya giderken bana 164 dolar verdi. Türk o zaman doktora yapanlar 70 yıllarda 174 dolar veriyorlardı. 174 dolara da geçmek mümkün değil. En düşük Hintlerle bizimdi. Benim hiçbir makalem yok. Bir tek bu yazdığım Türkçe şey var söyle. Teziniz var. Tez var. Ben bu tezden bir örnek yaptım. Dedim ki benim makalem de yok. Ama böyle bir çalışmam var. Her 60 doktor asistanın bir tanesine veriyorlarmış. Humboldt bursu. Alexander von Humboldt. Her duymadım 60, hocam bir daha söyleyeyim. Alexander von Humboldt bursu diye. Yani dünyanın sayılı burslarındandır. Hep Nobel'li Mobel'li. Her 60 doktor asistanın bir tanesine veriyorlar bunu. Bu bursu. İş olsun diye. Bir arkadaşımla beraber oturduk yazdık. Dedi ki böyle böyle. Benim bir tezim var. Böyle bir şey ama ne makalem var ne bilmem ne var. Yani bir şeyim yok ortada ama bir değerlendirin. Bir gün zarfı açtım. Ben bir şey yazıyor. Diyor ki siz asistanlık bursuna başvurmuşsunuz ama sizin yaptığınız çalışma doçentlik bursu. 3200 dolar verilecektir. Ulan. Acaba ben Almanca'da zayıf ulan ben yanlış mı acaba okuyorum? İzzet diye birisi var. Onun Almancası diye İzzet dedim. Böyle İzzet gel. Böyle. Ulan dedi sen 3200 dolarlık şey almışsın. 24 aylığına burs almışsın. Şimdi Galapagos Adası'na gitmeye gerek yok. Esasında bence evrim fikrinin en çok bende temelleştiği şey bizzat iyi gözlüyorum. Yani illa Galapagos Adası'na gitmek de gerekmiyor. Şu anda biz Türkiye'de çeşitli canlı gruplarla bunu anlamamız mümkün. Biraz gelişmiş beyniniz olacak. Kuştan biraz farklı bir beyin oldu mu bunu zaten görüyorsunuz. Yani mesafe ve zaman içerisinde bütün canlı gruplarının değişik ortamlarda, değişik etkiler altında nasıl değiştiğini masanın üzerine koyarak görüyoruz. Kör olmak lazım görmek için. İşte Doğa Tarihi Müzesi'ni kurmadan niye ayak sürüyoruz biliyor musunuz? Ben masanın üzerine bu hayvanları koydum mu işte o zaman efendim doğmayla gelişimi göreceğiz. Doğmayla bilim ortaya çıkacak. Önde tutulabilir, görülebilir bir nesne var. Bir daha hayal ürünü bir şey var. O nedenle Meta'daki insan evrim tablosu da kaldırıldı biliyorsunuz. Hocam daha kötüsünü söyleyeyim. Saint Joseph İstanbul'da şahane bir doğa tarihi müzesi kurdu. Evet. Lisenin içinde. Biliyorum. Onlar da bir insan şey koymuş. Müfettişler gelmiş bunu kaldırdı. Saint Joseph'te. Evet. Şimdi. Yani müfettişler bizim müfettişler kadar. Tamam. Bana bunu söyledikleri zaman dedim ki devletin görevi o müfettiş kimse bulup derhal işine ve memuriyetine son vermek. Aman bu adam dedim zır cahil. Bunu söyleyen adam zır cahil. Evet ne yazık. Ne yazık. Şimdi evet. Çok soru var biraz sorayım. Sor, çok ayıp olur sonra izleyicilerimize.
şey, selam ve sevgi gönderenler de var. Ahmet Yavuz Paşa. Aa, komutanım sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Ahmet Yavuz Paşa harika bir program Gürkan Bey diyor. O kadar... Ahmet Yavuz Paşa ile siz program yaptınız mı bilmiyorum. İlk program onunla yaptık işte. Dehşet zeki bir adamdır. Evet. Yani ve çok kültürlü. O da sizin gibi papyon sever. Öyle, onu bilmiyorum. Abi onu tabii üniformalı bir kravatla hatırladım. Yani evet. Ahmet Yavuz Paşa'yı gördüm ben hala esas duruşta karşıladığım için. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Bayramı'nda bir program yapmıştık. Oraya papyonlu gelmişti. Ayrıca evet. Çok efendi bir insan. Çok... Hocam muhteşem bir adam. Ya Gürkan'cığım, Ahmet Yavuz Paşa maalesef biliyorsunuz hapsedildi. Balyoz'dan. Tabii. Evet. Biz ziyarete gidiyorduk. Ziyaretlerin birinde Celal dedi, bana Popper'in Conjectures and Refutations'dan şunu fotokopi yap getirin. Emredersiniz komutanım. Hastala götürdünüz. Evet abiciğim. Düşünebiliyor musun? Oradan hem de yani nokta atışı yapıp istedi. Şunu bana getir dedi. Emredersiniz komutanım dedim getirdim. İzleyicilerimiz ama çok dikkatli izliyorlar. Tebrik ediyorum. Bir izleyicimiz hemen Ekrem Akurgal'ın ölümü 1 Kasım 2002 diyor. Ah! 2002, bir 2002. Sene atlamışım. Atlamışız. Vallahi belki Meral Hanım'dır bilmiyorum kim yazar. Yok. Seyit Han diye bir izleyicimiz. Aydın Sayılı Hoca'nın kitabı Sümerlerle ilgili ayrıntılı bilgi verir diyor. Bir izleyicimiz onu... Hangi anlatmış. Kitabı? Aydın Sayılı Hoca'nın hangi kitabı demiş. Hangi kitabı soruyoruz biz de size. Buradan söyleyin bize, ben de okuyayım. Aydın Sayılı Hoca'nın hangi kitabı? Sümerlerle ilgili bilgi veriyor. Ha şimdi Ali Hocam, evrim ve ölüm ilişkisini nasıl açıklarsınız diyor. Yani insan evrimsel düşünceye göre ölümü kabullenemiyor değil mi? Ölümü kabullenememe gibi bir hal var. Sizin Ölüm ve Yaşlılığın Evrimi isimli bir de kitabınız, çalışmanız var. Bunu bize bir kısaca özetler misiniz? Yani yok olmayı insanoğlu kabullenemiyor değil mi? Şimdi tabii o doğar. Yani amigdale diye bizim bir beynimizin altında bir amigdalus, Latince badem demek biliyorsunuz. Hı hı. Amigdale diye bir böyle bir küçük çıkıntımız var beynimizin altında. Çok şerefsiz bir şey organ esasında. Ara gaz veriyor sürekli. Diyor ki, Celal diyor, herkes ölür ama sen ölmezsin. Herkes trafik kazası yapar ama sen yaparsın. Herkes kanser olabilir ama sen olmazsın. Herkes ölebilir ama sen ölmezsin. Bizi rahatlatmak için bu şeyin, mesela amigdalanın böyle bir fonksiyonu var. Sürekli ara gaz verip, efendim sana bir şey olmaz, sana bir şey olmaz, sana bir şey olmaz. Ama bütün buna rağmen bir şeyleri de gözlüyor insanoğlu. Diyor ki, ben doğduğumu bilmiyorum. Ama başka birinde bir doğumu gözlüyorum. O halde diyorum her şeyin bir başlangıcı olmalı. Buna bir sanal duygu diyoruz. Nasıl burada mesela kırmızı, yeşil dediğimizde esasında evrende kırmızı, yeşil diye bir şey yok. Siz 700 dalga boylu olanı kırmızı görüyorsunuz, 600'ü örneğin sarı görüyorsunuz, bilmem efendim 400'ü mavi görüyorsunuz. Canlı evrimleşirken dıştaki koşullara bir nesne tanıyabilme, ayırabilme için bir sanal şey ekliyor, söyle bir sıfat ekliyor. Mesela kırmızı diyor, bas ses diyor, sıcak diyor, soğuk diyor. Evrende sıcak ve soğuk diye bir şey yok. Bir atomun titreşme derecesi veyahut da bir çepere vurulma sıklığı o sıcaklıkla ilgili bir şeydir. Yani sıcaklık duygusu diye bir duygu olamaz. Hı hı. Şimdi zamana gelince zaman en kritik olanı. Başka birinde biz doğumu gözlüyoruz. Doğumu gözlüyor diyor, ha diyor her şeyin bir başlangıcı olmalıdır. Ölümü hiç kimse yaşamamış, bilmiyor. Ama başka birinde gözlüyor. O halde diyor, benim de bir sonum olmalıdır. Her ne kadar kendine yakıştırmıyorsan dahi böyle bir şeyi herkes yaşıyor. Ve onun üzerinde biz kıyamet kurgusunu kuruyoruz. Öbür türlü de yaratılış kurgusunu kuruyoruz. Bu esasında amigdalanın bize verdiği bir rahatlatma duygusudur. Onu hemen söyleyeyim. Demiyor ki ya bütün bu peygamberlerde, padişahlarda zamanı gelince öldü. Ali demiş ki sana hiçbir özelliğin yok. Sen ulan geldiği zaman sen de öleceksin. Onu amigdala böyle demiyor. Kazık kakan yok. Sen kazık çakıp kalacaksın diyor. Şimdi orada ben bir parantez açayım da ileride belki bir daha gelirsek. Esasında zamanın zannedildiği gibi başı sonu yok lafı doğru değildir. Nasıl 273 derecenin altında sıcaklık yoktur. Atom hareketi duruyor. Yok. Peki niye yok dediğinizde yok da onun için. Çünkü orada bir şeyler duruyor. Şimdi biz zaman başlandı dediğimizde Einstein'ın Nobel aldığı şey ortaya çıkıyor. Diyor ki
materyal ya hatta madde ortaya çıktığı zaman diyor zaman başlar. Dolayısıyla 13.7 milyar yıl öncesinde zamanı arama esasen anlamsız çünkü zaman başlamamış. Anlatabildim mi? Zaman başlamış. Bu çok önemli. Şimdi evrimcilerin, evrim karşıtlarının anlayamamasının ve çok kişinin de bu söylediğimi de anladıklarını ben zannetmiyorum. Yani Türkiye'de kaç kişi anlayacak bunu? Göreselik kuramlarını yok, bilmiyor. Öyle demeyin hocam. Sizin o iddialarınız tutmuyor. Yok, yok. Niye tutmuyor biliyor musunuz? Ama bu, evrim kitabını yazdığınızda, yayınlandığında da bunu kaç kişi okuyacak dedi. 500 tane başladı. Hoca kuyruk oldu önünde imza günlerinde. Bugün yani de zorlu kardeşim, performansa gidiyoruz birlikte hoca ile çıkıp. Hocam söyledik ya Fatih'in programı. Evet. Bana söylediğinde evet. Alalım kim seyreder bunu dedim. Öyle değil. Öyle değil evet, işte. Evet hakikaten öyle değil. Değil yani. Onun için bak bilime susayan bir nesil var. Bilime susayan insanlarımız ama, var. Gerçekten bu sayı da hiç az değil hocam. Oya hiç az. Değil. Hiç az değil. Bu benim söylemim biraz kısım, teknik kısma giriyor. Onun için fazla da girmeyeceğim. Peki. Şimdi ne sormuştunuz siz? Darwin'e ölüm ve evrimi sordum. Derdim. Şimdi esas bu yazdığım kitapta ortaya çıktı. Söylediğim biraz kafanızı karıştırabilecek. Başlangıçta hücre ortaya çıktığında bölünüyor. Mesela bugün hamur mayasının öldüğüne ilişkin bir bilgi yok. Siz malzemeyi sağladığınız sürece, koşullar uygun sürece hamur mayası... İlalebet. Hocam İstanbul'da bir yer var. İsmini vermeyeyim. Reklama girmesin. Çok özel ekşi maya ekmek yapıyor. Şeyde Kadıköy tarafında. Gideriz. Şimdi orada çok enteresan. O mayanın yalan söylemiş olmak istemem ama 650-700 yıl önce İtalya'dan geldiğini söylüyorlar. Peki, maya ben, devam ederek geliyor. O zaman ben bir şey daha söyleyeyim. O maya yaklaşık 2 milyar yıldan beri aynen geliyor. Öyle mi? Bu 2 milyar yıldan beri şüvette bu nedenle geldi. En son ekmek. Harika bir ekşi maya ekmek yapıyoruz. Şimdi bunlar muhtemelen 2 milyar yıl önceki canlı bölüne bölüne çünkü hangisinin miras aldığını biz bilmiyoruz. Bölündüğü için otomatikman vermiş oluyor. Ölüm canlılar dünyasında yok. Ne zaman prekambriyende ilk defa mitoz bölünmede bir anomali ortaya çıkıyor. Yani bölünme düzlemi ters bölünüyor. Mayoz bölünme dediğimiz eşcinsel organlardaki bölünme ortaya çıkıyor. Ve bir de telomer ortaya çıkıyor. Telomeri daha önce konuşmuştuk. Ama onu kısaca da bir hatırlatın telomer. Önemli şey çünkü. Şimdi o güne kadar bütün kromozomlar böyle çember şeklinde. Hı-hı. Ve dolayısıyla bir uçtan sokuyorsun, fermuar çeker gibi çoğaltıp öbür tarafa veriyorsun. Fermuar gibi çekiyorsun. Mitoz bölünme bu. Hı-hı. Ama ucuna da malzeme eklenebiliyor veyahut da araya da girebiliyor. Ama bir gün özel bir dizilim kromozomun ucuna girince bakın buradaki olduğu gibi. Şuradaki mavi kısmı biz telomer olarak düşünelim. Hı hı. Tamam mı? Bu bir kromozom. Buraya bu parça girince ikinci şey gelip buraya yapışmıyor. Halbuki ondan önce yapışıyordu. Hı hı. Dolayısıyla bizim kromozom sayısı dediğimiz hocam ilk defa burada ortaya çıkıyor. Ama bir şey daha ortaya çıkıyor. Bu kromozom sayısı ortaya çıkınca rekombinasyon dediğimiz çeşitlenme ortaya çıkıyor. İşte prekambriyan patlaması dediğimiz olay bu. Birdenbire 100 tane canlı şubesi ortaya çıkıyor. Bugün 38'i yaşıyor. Niye? Çeşitleme meydana geliyor. Niye? Kombinasyon ortaya çıkıyor. Siz alıyorsunuz bunları değişik kombinasyonlara çocuklara verebiliyorsunuz. Yani yavrulara verebiliyorsunuz. Ama bir şey daha var. Bunu çoğaltırken buraya bir geliyor bir şey bakın. Bir şey bağlanıyor. Biz buna primer diyoruz. Ve kendini çoğaltırken bu kısım çoğaltılamıyor. Çünkü buraya bağlandığı için burayı okuyamıyor. Her bölünme sırasında bir parça kopuyor. Ve her bölünmede bizim kromozomun ucu kırpıldığı için bir zaman sonra ölüyoruz. Sizin kaç tane tekrar var bilmiyorum ama üştürmekte yara var. 20 bin tekrar varsanız sigara içtiğinizi gördüm, ayıpladım da neyse. Evet biliyorum. Ondan sonra... Hayır ya, ayıplamakla kalmadınız. En son sigaramı söndürtüp geldiniz oraya. Şimdi sigara içmez, alkol kullanmaz, efendim, uyuşturucu kullanmaz, normal yaşarsanız, işte biyolojik saatinizi iyi kurarsanız 20 bin tekrarınız varsa hocam 115 yıl teorik olarak yaşıyorsunuz. Maksimum 115 mi? Gibi teorik olarak. Teorik olarak, artı eksisi var. Eğer 7 bin tekrarınız varsa 35-40 yaşınızda ölüyorsunuz. Buna hangi doktora giderseniz ne yaparsanız yapın bunun çaresi yok. Şimdi dış etmenler etkilemediği sürece. Düzgün yaşadığı sürece. Şimdi bu ortaya çıktığı zaman ölüm ilk defa. Programlanmış ölüm. Ne yaparsanız yapın ölüyorsunuz. Ama bunun bir faydası oluyor. Size o kadar çok çeşit doğal seçilim için sağlıyor ki siz ondan sonra maymun da oluyorsunuz, insan da oluyorsunuz, fare de oluyorsunuz ve beynin oluşmasının en önemli nedenlerinden, abstrakt düşünmenin en önemli nedenlerinden prekambriyende ortaya çıkan mayoz. Çok hücreli. Çok
Çok, çok hücreden mayoz bölünmesidir. Ve ölüm esasında bu şekilde canlılar dünyasına giriyor. Tabii ölümün birkaç tane özel nedeni var. Ne yaparsanız yapın. Birisi mitokondri aşınmasıdır. Öbürsü telomer aşınmasıdır. Ve onu da bir program bir daha İstanbul'a geldiğimde oturup bu millete nasıl yaşarsanız daha uzun yaşarsınız, daha sağlıklı yaşarsınız. Her ne kadar kitabını yazdım sizin galiba şeyinizden buradan sette var bilim setinde. En azından yani sizin yaşınızda daha fazla fayda etmez. Ne yaparsan yersen ye. Ama çocuklarınıza eğer çocuklarınıza bunu başlangıcında 20 yaşına kadar öğretirseniz benden 10 yaş ve de sağlıklı yaşama için size ek süre. Çünkü bu şeyin vücudun bir kullanım kılavuzu var. Abicim ben o programa gelmiyorum. Haftaya mı? Hayır. Hocanın yaşama kılavuzu. Hayır. İkide bir de fırça yemek istemediğim için o programa gelmiyorum. Hayır. Ben. Celal Hocam şey diyor Ali Hocam. Mesela genç kızlar, öğrencilerim size sesleniyorum diyor. Son çocuğu doğurmadan diyor çıplak elle kedi ve köpek ellemeyin. El bulmayın, sigara içmeyin, alkol kullanmayın. Son çocuğu doğurunca kadar bunu yapmayın. Ondan sonra ne yaparsanız yapın çünkü biyoloji açısından zaten ölmüş grubuna alıyoruz biz. Yani şimdi biyolojik olarak biz ölmüş grubuna giriyoruz. Neden? Çocuk yapmadım. Yani şimdi biyolojik olarak ne yaparsan yap. Aydın Sayılı Hoca'nın kitabı geldi. Ha. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda matematik, astronomi ve tıp. Yüksek Tarih Kurumu'nun. Evet. Yayınıymış. Onu söyleyelim. Ya ondan onun daha iyisi Neubauer'ın kitaplarıdır. Öyle mi? O kocaman böyle koca ciltler. Yani mesela Mısırlılarda ama Mezopotamya'da özellikle bir matematiği de, merak ediyorsan Neubauer'ı okuyacaksın. Bir de Alman var ya şey. Bu arada Neubauer. Evet, bu arada sevgili izleyiciler gerçekten yoğun ilginiz var. Kanalın telefonlarını da bu anlamda kilitlemişsiniz. Programın tekrarı için Şaban Bey iletti. Yarın saat 14'ten itibaren bu programın tekrarı Halk TV ekranlarında olacak. Yoğun ilginizden dolayı biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bitmedi. Haftaya gene ikisinden de söz aldım. İki değerli hocamızdan da burada olacağız diye. Şimdi Celal Hocam, bitti mi Ali Hoca? ölümü ve telomeri anlatmıştınız. Orada bir şey bağlamak lazım. Yani bakın ölüm tamam her fani yaşayacağız şudur budur ama esasında benim tabii bu arada biraz duygusal bir şey söylemem lazım. Hani son ölümden önce eğer bir düşünme fırsatı buluyor iseniz en az geçmişinizi şöyle bir tarayacak zamanınız oluyor ise her ne kadar biz her canlı ölümü yaşayacaksa da şöyle geriye döndüğünüzde bu dünyanın nimetlerinden yaranıp bu kadar süre yaşadığınızda bu insanlara bıraktığınız en azından bir şeyler olmalı. Sizden sonra eğer birileri iyi ki Celal Şengör diye birisi bu ülkede yaşadı diyor ise Celal orada ölse dahi yaşamaya devam ediyordur. Ben bütün insanların en azından manevi olarak böyle bir mirası bırakmalarını ve ölümsüz olmasını beklerim ve de öneririm. Bunun için de bilim ve evrim bilimi esastır. Ne dersiniz hocam? Doğru. Bilim ve sanat. Beethoven diyor ki bir 10 yaşında bir kıza mektup yazıyor. Beethoven. Bilim ve sanat yap. Ancak bu ikisi insanı Tanrı katına yüceltir. 10 yaşında kıza yazıyor. Şimdi hocam yani şimdi biraz buna girmek istemiyorum. Gürkan Bey diyor ki moderatörün en büyük görevlerinden biri diyor. Yanında çağırdığı adamları da korumadır. Ne olur ne olmaz getirir alır faturayı götürürler. bir laf söylersiniz. Şimdi ama ister istemez insan söylediğiniz o bilim tarihine baktığımızda, geçmişe baktığımızda içiniz acıyor. Neden? Ötenese bakıyorsun adam kuyuya bakmış. Eratosthenes. Evet. Eratosthenes. Bir sonuç çıkarmış. Efendim Mezopotamya'ya bakmışsınız inanılmaz 3 bilmeli denklemleri çözmüşler, bilmem neler yapmışlar. Aradan 1500 geçiyor. Ben Almanya'da bir avukatlar topluluğundan bir tartışmaya girdim. Almanca da çok iyi değildi ama beni sıkıştırmaya başladılar. En sonunda adam dedi ki buraya bak dedi. Benim dedi, evimde dedi, kullandığım sizin dedi tarafınızdan dedi. Müslümanlar ve dedi
Türkler tarafından dedi icat edilmiş, kullanılan bir toplu iğne varsa gözüme battı dedi adam. Başıma aşağı kara su döküldü. Bir döndüm ulan. Benim hiç kullandığım aletlerden bir tanesi, edevattan bir tanesi orada yok. Şimdi diyoruz ki herkes Osmanlıcı geçindi. Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Ya tamam siz öteki gibi bunu bulamazsınız. Mikroskop bulmadığınız için mikrobiyolojik olarak bir araştırma da yapmamış olabilirsiniz. Ama utanın, koskoca piramitlerin gözünün önünde 400 yıl dolaşıyorsunuz. Osmanlı tarihinde piramitlerle ilgili bir tek cümle yok. Ya bir adam gönderin diyor ki 150 adım boyu, 50 adım da eni var. Sadece o kadar rakamı koyun. Merak etmeyen bir toplum ve insan gelişemedi. İşte Osmanlı ve bu coğrafyanın en büyük sorunlarından biri şu. Biz merak etmemişiz. Bu kadar eski eserlerin üzerinde olmuşuz. Eski eserlerimizi koruyamamışız. Bu kadar bitki türünün içerisinde olmuşuz. Bunu geliştirememişiz. Yedi düvele gitmişiz. Hiçbir hakkında doğru düz kayıt tutmamışız. İşte dediğim gibi askeri kayıt, yeme içmeyle ilgili kayıtlarımız var. Ve dolayısıyla bunu savunmuyoruz. Bakın bizim hepimiz bir milliyetçiyiz. Bu ülkenin sevenlerindeniz. Tehlikeyi görüyoruz. Ve belki eğitimle ilgili bir kısım açarsanız, şu andaki eğitim dünyamızdaki alınan kararlar bizi felakete sürüklüyor. Biz beynimizi aşmak zorundayız. İsterseniz üçüncü programda bunu konuşalım. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım. O zaman reklama gidelim mi Dersu? Tamam. Evet sevgili dostlar, duyurumuzu yaptık. Yarın saat 14'te kaçıranlar için, çünkü çok sayıda ileti geldi, telefonlar geliyor kanala. Bu programı nasıl izleriz diye. İnterneti olanlar YouTube'dan izleyebilir. Ama olmayanlar da, televizyon ekranlarında izlemek isteyenler de yarın saat 14'ten itibaren bu programın tekrarı olacak. Haftaya cumartesi de sözleri aldık iki hocamızdan. İki hocamızı tekrar burada ağırlayacağız. Daha spesifik bir konu seçeceğiz. O konu üzerine konuşacağız. Bilim tarihi de olabilir, başka bir konu da olabilir. Şimdi neye giriyoruz? Destek zamanı diyoruz. Şimdi okuma zamanı, kültür saati diyoruz. Biz de çaylarımızı alıp buraya gelmeye kalkıyoruz ayağa. Siz de çaylarınızı alın. Yaklaşık 12-13 dakika sonra karşınızdayız. Müzik.